Hücre zarının görevi nedir? Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alışverişini sağlayan esnek, canlı ve seçici geçirgen bir zardır arkadaşlar. 2. Endoplazmik retikulum kaç çeşittir ve görevi nedir? Üzerine ribozom taşıyan granüllü veya granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınması, depolanması ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir. Devam ediyoruz. 3. Sentrozomun görevi nedir? Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iyi ipliklerini meydana getirmektir. 4. Çekirdeğin görevleri nelerdir? Metabolizmayı kontrol etmek ve karakterleri oğul canlılara aktarmaktır diyoruz ve 5. maddemize geçiyoruz. Yanlış yazmışız 4. madde diye yazmışız arkadaşlar. 5 olarak kabul edin orayı. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunmasının nedeni nedir? Bitkilerde metabolizma artığı ürünlerin kofullarda depolanmasıdır arkadaşlar. 6. Hücre çeperinin yapısı nasıldır? Sellozdan meydana gelir. Çeper üzerine kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasına neden olur. 7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir? Plastitler ve koful öz suyunda bulunan antokyan denilen madde meyvelerin renklerini verir arkadaşlar. 8. Hücrenin bölünme nedenlerini yazın diye bir not belirtmişiz. Hemen söyleyelim hatta yazalım. Hücre yüzeyini arttırmak ve hacmini küçültmek için hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar. Çekirdeğin etki alanını arttırmak için hücre bölünür. Hücrenin bölünme nedenleri arkadaşlar bunlardır. 9. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özelliklerine baktığımızda çift zarlıdırlar. Kendilerine ait DNA'ları vardır ve ATP'nin sentezlendiği yerlerdir. 10. Mitoz olayının en önemli sonucu arkadaşlar hücreden hücreye kalıtsal devamlılığı sağlar. Mitoz sayesinde yeni meydana gelen hücreler ana baba hücrenin sahip oldukları yeteneğin aynısına sahip olurlar. Bu da kendine eşleyen DNA moleküllerinin her oğul hücreye tam bir takım halinde geçmesiyle mümkün olur diyoruz. 11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur? Mitoz olarak adlandırılan çekirdek bölünmesi ve stokinez olarak adlandırılan stoplazma bölünmesinden oluşur arkadaşlar. 12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimlerini sırasıyla yazın demişiz. Hemen biz okuyalım. Profaz, metafaz, anafaz ve telofazdır arkadaşlar mitoz bölünmenin safhaları. 13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur? Güzel bir soru bence e, YGS'de, LYS'de çıkabilecek tarzda e, bir soru gerçekten benim için. Tekrar okuyalım soruyu. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi gonozomdur? İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunların 22 tanesi otozom, bir tanesi ise gonozomdur arkadaşlar. Bence güzel bir soru. Kaçırmayın. Bir yere yazın derim. 14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız demişiz. Erkeklerde 44 artı x'i, dişilerde 44 artı x'iz. Bunu herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta bunu da dersini hızlı ders söylen kanalımızda bulabilirsiniz. 15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara plağı ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir? Hücre zarının dışında selüloz çeperinin bulunmasıdır. Diyoruz ve devam ediyoruz 16. maddemize. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Üreme organlarında, üreme ana hücrelerinde, Yumurtalık ve testisler de yani göldür. 17. Oogenes yani aktif olmayan hücrele ne ad verilir? Kutup hücreleri denir. Bu da gerçekten sıra dışı farklı bir soru olarak göze çarpıyor benim açımdan. Oogenes'de aktif olmayan hücreleri ne ad verilir? Kutup hücreleri denilir arkadaşlar. 18. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır? İnsanlar da mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eksiyen yerlerin onarımını sağlar. Amitlerde mitoz bölünme ise çoğalmayı sağlar. İnsanlar ve amipler arasında mitoz bölünme bu yönden farklıdır. 19. Bir insanın bazal metabolizması ölçülürken hangi şartlara dikkat edilmelidir? En son alınan besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına, ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına, ölçme sırasında ortam sıcaklığının belirlenmesine ve vücut yüzeyinin hesaplanmasına dikkat edilmektedir ya da edilmelidir diyebiliriz. 20. ATP'nin molekül yapısı nasıldır? Adenin denilen azotlu bir organik baz, riboz denilen 5 karbonlu bir şeker ve 3 fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür ATP'nin molekül yapısı. Hemen 21'e geçelim. 21. ATP sentezi kaç yolda olur? ATP sentezi arkadaşlar 3 yollu olur. Bunlar oksijenli, oksijensiz ve fotosentez diyoruz. 22. Eğer organizmalar enerjiyi karbonhidratlarda değil de ATP'de depolasalardı ne gibi problemler olurdu? Bunun cevabına bir bakalım isterseniz hemen. Hücre içi daha asistik olurdu ve fosfor şu an bulunduğundan daha çok kullanılırdı diyebiliriz. 23. Bir nükleotidin yapısında 5 karbonlu şekerle azotlu organik bazın oluşturduğu kısma ne denir? Nikleozit denilir arkadaşlar. Ve 24. Yavaştan sona geliyoruz. Ee, sıkıldınız biliyorum. Biraz daha sabır. 24. Emre Ana'nın görevi nedir? Hücredeki RNA miktarının %5'ini oluşturur. DNA'da bulunan genetik bilgiyi belli şifre yani kodon halinde çekirdekten stoplazmaya aktarır. 25. Hücre hayatında DNA'nın iki önemli görevini açıklayın diye güzel bir soru sormuşuz bence. Temel hücresel görevleri kontrol etmek, genetik direktiflerin oğul döllere aynen iletilmesini sağlamaktır. DNA'nın iki önemli görevi. 26. DNA modelinden faydalanarak hangi biyolojik olaylar açıklandı bugüne kadar ya da bu sorumuzla alakalı cevaplara bakalım. DNA'nın hücre bölünmesinden önce kendini nasıl eşlediği, protein sentezi için nasıl şifre taşıdığı ve mutasyonun nasıl meydana geldiği açıklandı arkadaşlar DNA modelinden yararlanarak. 27. Genetik şifre nedir? Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır? DNA'da gönderilen hücre içindeki bütün olayları etkileyen mesajlara genetik şifre Genetik şifre bütün canlılarda aynı mıdır? Hayır arkadaşlar her canlı da farklıdır genetik şifre. 28. DNA'nın neden mRNA gibi bir aracı yardımıyla çalışmak zorunda olduğu düşünülür. Acaba niye? DNA büyük bir molekül olduğu için çekirdekten dışarı çıkmaz. Proteinler çekirdek dışında yani endoplazmik retikulum boyunca dağılmış olan ribozomlarda sentezlenirler. Tekliflerin çekirdekten sitoplazmaya taşınabilmesi için bir aracıya ihtiyaç vardır arkadaşlar. 29. TRNA'nın protein sentezindeki görevi nedir? TRNA hücre içindeki amino tanır ve bunları proteinlerin sentezlendiği ribozomlara taşır. 30. DNA'nın replikasyon yapması hücre bölünme açısından neden önemlidir? Hücre bölünmesiyle özellikler yeni hücrelere geçer. Bu türün bütün bireylerindeki hücreler aynı tıp ve sayıda kromozoma sahip olurlar. Ve bu biyoloji full tekrar iki videomuz için son madde artık. Sıkıldınız ve bitiyor. 31. Virüsler canlılara has özelliklerden hangilerine sahiptirler? DNA veya RNA içermelerine konak hücre içinde üremelerine, mutasyona uğramalarına, üremeleri sırasında yeni gen kombinasyonları oluşturmalarına sahiptirler. Şekillerine göre bakterilerin isimlerini yazınız diye bir tane soru sormuş bize. Bu soruyu cevaplandırırsak bunlar yuvarlak yani kokus, cubuk, basilius, spiral, spiralum ve virgül, vibrion olarak şekillerine göre bakterilerin isimlerini söyleyebiliriz ne kadar sizlere. Değişkiyor? Bakterilerin isimleri, şekilleri de mi olurmuş? <laughs> Oluyormuş demek ki. 33. Bakteriler oksijen ihtiyaçlarına göre nasıl adlandırılır? Oksijen varlığında yaşayanlar aerop, oksijensiz ortamda yaşayanlar anaerop, her iki ortamda da yaşayanlar geçici aerob ve geçici anaerop bakteriler olarak adlandırılıyor. Güzelmiş. <laughs> Çok hoş. <laughs> 34. Bakterilerde solunum enzimleri nerelerde bulunur? Stoplazma ve hücre üzerinde bulunur. 35. Bakteri popülasyonunda geometrik dizi şeklinde çoğalma neden sürekli olmaz? Hmm. Bakteriler çoğalmaları için ortamdaki su ve besin maddelerini bitirirler. Bu sırada ortamda alkol ve asit bileşiklerde beraber zehirli atıklarda meydana gelir. Bu durum bakterilerin sayıca artışını engeller. 36 ile devam ediyoruz. 36. Bakterilerde endospor nedir ve hangi şartlarda meydana gelir? Endospor bakteri stoplazmanın su kaybederek büzülmesi ve etrafını dayanıklı bir zarla çevrilmesiyle bakterinin içinde oluşur. Bu olay üreme değildir. Bakterinin elverişsiz ortamlarda uzun zaman canlı kalabilmesini sağlar. Endospor yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda oluşur. Arkadaşlar, e bu soruyu YGS'de çok karşımıza çıkıyor. Özellikle endosporun bir üreme olduğunu söyleyerek yanıltabiliyorlar. Buraya dikkat edin. Endospor sadece yüksek sıcaklıkta ve kurak ortamlarda oluşuyor. 37. Ototrof ve saprofit bakterilerin parazit bakteriler üstün olmasını sağlayan özellik hangisidir? Gelişmiş enzim sistemine sahip olmalıdır arkadaşlar. 38. Prokaryot bir hücredeki protein sentezinin ökaryot hücreye göre daha hızlı olmasının nedeni nedir? Çekirdek zarının bulunmamasıdır. 39. Tatlı sularda yaşayan bazı bir hücrelerdeki kontraktif kofulların temel görevi nedir? Fazla suyu aktif taşıma yaparak difüzyonun tersi yönde boşaltmaktır. Arkadaşlar kofulların temel görevi. 40. Çok hücreli organizmalarda doku, organ ve organ sistemlerine niçin ihtiyaç duyulur? Organizmanın bütünlüğünün devamı için enerjinin korunumu için hücrelerin özelleşmesi bir canlıya nasıl üstünlük sağlar? Enerjinin daha verimli kullanılmasına yol açar ve iri parçalar halinde besinlerden yararlanma imkanı doğar diyoruz. 41. Çok hücreli organizmaların gelişimine bağlı olarak bir hücreli organizmalarda bulunmayan ne gibi bir özel problem vardır diye bize soru sormuş. E, hemen açıklayalım. İç çevreden atıkların uzaklaştırılması Besin maddelerinin bütün hücrelere dağıtılması, organizmanın kendini eşleme olayı, hücre içi ve hücreler arası kontrol ve koordinasyon gibi problemler oluşuyor. Özelleşmiş hücreye geçersek de belirli görevler yapmak üzere farklılaşmış şekil ve yapı bakımından benzer hücrelerdir. Kas ve sinir hücreleri özelleşmiş hücrelerdir. Özelleşmiş hücreler dokuları, organları ve sistemleri arkadaşlar meydana getirir. Aktif taşıma deyince aklına ne geliyordu eskiden? Ya aktif taşıma bir kere enerji ol, enerjiyi harcıyoruz burada. Ee, taşıma az yoğundan çok yoğun ortama doğru. Ve bu cansız hücrelerde görülmüyor. Kesinlikle canlı hücrelerde görülüyor. Hı. Ve enzim kullanmadan da olmuyor. Zaten canlı hücreler enzim kullanarak. Yani aynen taşıma sonucu oluyor çünkü. Evet. Pasif taşıma peki enerji harcar mı ya da taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun yani. ortama mı doğrudur? Bu aktif taşımanın tam tersi olarak düşünebiliriz. Enerji harcamaz. Evet, bu sefer çok yoğundan az yoğun ortama doğru geçiyor. Canlı veya can hücrelerde görülebiliyor ikisi içinde. de. Sıcaklık ve hareket difüzyonu arttırır. Difüzyon neydi? Su geçişi. Su geçişi. Evet. Hücreler arası su geçişi. Evet arkadaşlar son maddelerimiz artık geldik. Biyoloji full tekrar 3 ile alakalı. Onları da söyleyip bu dersi de bitirerek size en faydalı şekilde notlarımızı aktarmaya çalıştık. 45. Hücrenin çok yoğun ortama konması halinde su kaybetme olayına plazmaliz deniliyor. Peki hücrenin az yoğun ortama konması halinde su alarak şişmesi olayına deplazmaliz denilir arkadaşlar. B Büyük moleküllü katı maddelerin hücre için aktif taşıma ile alınmasına fagositoz denilir arkadaşlar. 48. Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine aktif taşıma ile alınmasına da pinositoz denilir. Lütfen bu aralarındaki farklılığı unutmayın. Bir tanesi büyük moleküllü katı maddeler alınıyor. Bir tanesinde büyük moleküllü sıvı maddeler alınıyor. Katı maddeler fagositoz, sıvı maddeler pinositozdur arkadaşlar. Öyle de ezberleyebilirsiniz. 49. Deplasmolis halindeki bir bitki hücresini saf suda bekletmeye devam edildiğinde Kofol sürekli su alarak büyür ve stoplazmayı hücre çepene doğru iter. Bu olay arkadaşlar Turgor denir. 50. Bitki hücrelerine giren suyun hücrenin içinden dışına doğru yaptığı etki ise Turgor basıncı denir arkadaşlar. 51. Doğadaki canlıların özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ne denir? sınıflandırma yani diğer bir adıyla size sınavlarda sorarlarsa arkadaşlar taksonomi denir. 52. Ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip yalnızca kendi aralarında serbestçe yürüyebilen ve verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturan bireyler topluluğuna arkadaşlar tür denir. 53. Sınıflandırmada kullanılan basamaklar yani sınıflandırmalar en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır? En küçükten başlayacak olursak arkadaşlar tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem. Bunun bir kodlaması vardı. Siz de hatırlarsınız. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı. Bunu da böyle hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. 54. Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı azalır ve ortak özellikler artar arkadaşlar. 55. Sınıflandırmada türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir? Birey sayısı artar, ortak özellikler azalır arkadaşlar. 56. Havanın serbest azotunu yakalayarak toprakta azotlu bileşikleri oluşturan ve toprağın verimini artıran canlı grubu mavi yeşil alglerdir arkadaşlar. Diyorum ve biyoloji full tekrar 4 ile alakalı son maddeme geliyorum. 57. Basit bölünme ile çoğalan ve basit beslenme ihtiyaçları olan önce organizma hangisidir? Bunlar da mavi yeşil alplerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakterilerin antibiyotiğe ve kimyasal maddelere karşı kazandığı direnci nesiller boyu aktaran DNA kısmına ne denir? Plazmit denilir arkadaşlar. 59. Protozoaların çeşitleri nelerdir? Kamçılar, flagelantela, kök ayaklılar, risopt, sporlar, sproza. Silliler Silita 60. Protistlerden olan Öglena'nın özelliği nasıldır? Kamçılı olduklarından hareketlidirler. Bu nedenle hayvan olarak değerlendirilirken klorofil taşıdıklarından dolayı da bitki olarak değerlendirirler arkadaşlar protistler. 61. İnsanlarda uyku hastalığına sebep olan ve çeçeş sineği tarafından taşınan sporlu canlının adı nedir? Tripasonama gambiense arkadaşlar diyorum ve devam ediyorum. 62. Virüslerin çoğalmasını hangi faktörler sınırlamaktadır? Virüslerin üremeleri konak hücrelere yayılma ve orada çoğalma yetenekleriyle sınırlıdır arkadaşlar. 63. DNA içeren virüslere örnek veriniz diye bir soru sormuşuz. Bunlar bakteriyofaj, çiçek hastalığı, su çiçeği ve uçuk yani herpes virüsü. 64. RNA içeren virüslere örnek veriniz demişiz bu sefer de. Tütün, mozaik virüsü, çocuk velci, grip, AIDS, kızamık, kaba kulak ve patates, salatalık, marul bitkilerinde hastalık yapan virüslerdir arkadaşlar. 65. Virüslerle mücadele etmek neden zordur? Arkadaşlar çeşitleri fazladır, çok küçüktürler, antibiyotikten etkilenmezler ve çabuk kurarlar ve konakçı canlıyı kullanırlar arkadaşlar. 66 ve bu video için son maddemiz. Işık enerjisi kullanarak besin sentezleyen bakteriler nasıl adlandırılır? Fototrof bakteriler olarak adlandırılır diyoruz ve biyoloji full tekrar 5 ile alakalı maddelerimizi bu videoda da vermiş oluyoruz. Böylelikle arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeme ve hızlıdan ders kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar iyi dersler inşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız.